13 senedir bendeydi. Tek amaçtı benim her şeyimdi. İşte marketime giderdi, eczaneme giderdi. 23 Ağustos'ta onun iğnelerini ben yaptırdım, veterineri geldi. İğnelerini yaptı, ben hastaneye gittim. Döndüm. Dönüşte yoktu. Ben sürekli aradım, sordum, soruşturdum. Savcılığa gittik, emniyete gittik. Yani günlerce aradım, yoktu ama yani daha sonra kayıp olduğunu anladık. Bütün yasal olarak prosedürleri gerçekleştirdim ama hala bulamadık. Benim hayatımda yaşama sebebimdi. Ben onu 20 günlük büyüttüm, 13 yaşındaydı. Benim marketime giderdi, eczaneme giderdi, evimde bana yardımcıydı. Özel eğitim rehber köpeğimdi. O olmadan ben hayatımı idame ettiremiyorum. Ben evladımı istiyorum, eğer gören bilen veyahut da birisi sokaktan bulduysa, hayrına bakıyorsa versin. Yani ben ona ödül de vereceğim. Ben evladımı istiyorum. Onsuz ben hayatımı idame ettiremiyorum. Bağımlıyım. Şey, köpeğinizi çalanlara bir şey söylemek istiyor musunuz? Veya bulan varsa, çalan varsa. Yani benim evladım bana versin. Ben ödül de vereceğim kendine. Ama görüyorlar işte. Ben muhtacım ona. 1,5 sene önce bir omuz protezi ameliyatı oldum. 3 gün arayla 2 ameliyat yaptı. Doktor hatası yüzünden ben felç kaldım. Ama benim kalp hastası olduğumu köpeğim anladı. Benim felç olacağımı anladı. 15 gün önceden hep böyle sağ tarafıma yatmaya başladı. Hastaneye gideceğim günde bana sarıldı. Gözlerinden damla damla yaş aktı. Gitme der gibiydi. O benim hayatımda, evimde böyle can yoldaşımdı ve kimsem de olmadığı için ben onu çocuğum gibi büyüttüm. 5 yaşında çocuğun aklı vardı. Ben elbisesini giydiriyordum, cebine para koyuyordum, gidiyordum marketten ekmeğimi alıyordum. O çok akıllıydı, çok zekiydi. Onun kalp epilepsi hastası ilaçları var, tedaviye ihtiyacım var lütfen. Benim de ona ihtiyacım var. Köpeğimin de rahatsızlığı var, kalp epilepsi hastası var, Çiğli veterinerine kayıtlı. Lütfen alan kimse getirsin veya sokakta bile bulsa, birisi hayrına bakıyorsa da versin. Veya sokakta bile olsa insanlar dikkat etsin. Yani tüyleri keçelenmiş olabilir, kirlenmiş olabilir, bakımsız olabilir. O çok zekiydi. Yani özel eğitim aldığı için çok zekiydi. Ya mutlaka İzmir içinde uzak bir yere götürüldü. Yoksa gelirdi, bulurdu evi. O çok özel bir eğitim aldı. Ve veteriner de diyordu, abla bu bunun köpek değil, bu içinde sanki bir insan var. Çok zeki bir köpek. Ben 20 yıllık veteriner hekimim, ben böyle bir köpek görmedim diyordu. İsmi Paşa, adına duyarlı. Sağ yanağında etmeni var. Kuyruk üstünde bezesi var. Kısa bacak, 1 numara. Silver rengi gri. Kuyruk ve kulaklar siyah. Terier, tüylü terier. Ama yani o kadar zeki ki her şeyini konuşuyordu. Bir misafir geldiğinde gelip haber veriyordu. Gidiyordu, bütün misafirin elini öpüyordu. Hoş geldin diyordu. Artık yani bir insan gibi yetiştirmiştim ben onu. Benim ona ihtiyacım var. Kendi hayatımı kendim idame ettiremiyorum. O bana evde bir bakıcı gibiydi. Lütfen bulan varsa bilen yerini veya sokakta da gördüyse korumaya alsın. İnsanlık namına versinler evladımı. Gel oğlum, mama getir Gülnaz. Gülnaz, nerede Gülnaz oğlum? Hani bak bakayım, nerede Gülnaz? Mama mı getirmeye gitmiş? Ne oldu oğlum? Ne oldu?